Merhaba arkadaşlar. Şimdiki AutoCAD dersimizde parametrik komutların otomatik olarak uygulanması ile ilgili bir uygulama yapacağız. Bildiğiniz gibi parametrik komutlar iki boyutlu objelerin birbiriyle ilişkilendirilmesini sağlayan akıllı komutlardır. Karmaşık sistemlerde bunlarla ilgili kompleks bağlantıları kendimiz yapabiliriz. Ancak daha basit şekillerde çizim esnasında bunların otomatik olarak çizdiğimiz şekillerin bağlantı noktalarına ve pozisyonlarına göre otomatik olarak uygulanmasını sağlayabiliriz. Bunu sağlayan komutumuz Infer Constraints komutu. Infer butonu basılı değilken akıllı komutlar uygulanmaz. Akıllı komutların uygulanması için, yani bağlantıların çizim esnasında otomatik olarak yapılması için infer butonunun basılı olması lazım. Şimdi aradaki farkı görmek için ilk önce şekleme infer butonu basılı olmadan, yani parametrik komutlar uygulanmadan çizeceğim. Gördüğünüz gibi iki boyutlu çizim ortamındayım. Home sekmesindeyim. Polyline ile şeklimi çizmeye başlıyorum. Başlangıç noktasına tıkladıktan sonra 600 santim yana tekrar polyline komutunu uyguladım. Midpoint'ten yukarıya doğru da 90 santim. Daha sonra çizgilerin uçlarını birleştiriyorum. Yeni oluşturduğum çizgilerin midpointlerinden aşağıya doğru dikmeler atıyorum. Ve dikey çizgileri çapraz bir şekilde birbirine polyline yardımıyla bağlıyorum. Evet, çizim tamamen polyline'dan uygulanıyor. Oluşturduğum çizimin bir çatı makası olduğunu düşünelim. Dikmelerden, çapraz atkılardan oluşan bir makas. Ölçülerimizi tekrar kontrol edelim. 6 metre 90 santim. Şimdi böyle bir şekilde eğer değişiklik yapmamız gerekirse, mesela 90 santim olan yüksekliğimizi tasarımsal ya da statik hesaplarından dolayı değiştirmemiz gerektiğini düşünürsek, 90 santimlik yüksekliğimizi örneğin 1,5 metre yapalım. Stretch komutu. 60 santim daha yukarı çekiyorum. Gördüğünüz gibi diğer çizgiler olduğu yerde kaldı. Bunları manuel olarak düzenlemem gerekecektir. Evet. Gördüğünüz gibi onları yeniden düzenledim. Tabi şeklimiz her zaman bu kadar basit bir şekil olmayabilir. Daha karmaşık bir şekil olabilirdi. Daha fazla dikmeler olabilirdi. O zaman daha fazla zaman alacaktı düzenlemek. Ya da 6 metrelik boyumuzu saçaklardan dolayı 9 metreye çıkartmamız gerekebilirdi. Stretch. Sağ taraf. 150 santim uzadı. Stretch. Sol taraf 150 santim uzadı. Bakın sağ tarafı düzelttim. İkinci kez sol tarafı düzelttim. Ve aradaki dikmeleri ve atkıları yeniden düzenlemem gerekiyor. Tekrar stretch komutu. Dediğim gibi düzenlemek çok fazla zamanımı almıyor. Ancak basit bir şekil üzerinde çalıştığımız için böyle. Şimdi bu şeklimizi bir kenarda tutalım. Aynı şekli info constraints komutu açık iken oluşturalım. Info constraints komutunun aktif olduğunu renginin mavi olmasından anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi info butonuna bastığımda maviye dönüştü ve şu an artık çizeceğim şekillere parametrik komutlar otomatik olarak eklenecektir. Polyline
6 metrelik çizgimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi üzerine otomatik olarak horizontal komutunun simgesini uyguladı. Horizontal arkadaşlar bir çizginin başlangıç ve bitiş noktalarının yatay düzlemde aynı seviyede olduğunu gösterir. Yani bu çizgimiz her zaman yatay olacaktır. Tek bir noktasından tutup çeksem bile diğer noktada onunla beraber hareket edecektir. Şeklimize devam ediyorum. Tekrar polyline. Çizgimin midpointinden yukarıya doğru 90 santimlik bir uzantı. Gördüğünüz gibi constant komutunu temsil eden mavi noktamızı otomatik olarak kendisi ekledi. Buton midpoint ve endpointlerin birbirine bağlı olduğunu gösterir. Evet, dikey çizgimizin endpointi ile yatay çizgimizin midpointi birbiriyle bağlıdır. Şeklimi diğer çizgi de onunla beraber şekil değiştiriyor. Sağlamamızı da yaptıktan sonra şeklimizi oluşturmaya devam edelim. Tekrar polyline komutunu giriyorum. Çizgilerimin uçlarını birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi birleştirdiğim bütün noktalara constant komutunu kendisi otomatik olarak uyguladı. Eğer beklemediğiniz, istemediğiniz bir komut uygularsa bu noktanın üzerine gidip çıkan sembolün yanındaki çarpıya bastığınızda o uygulama otomatik olarak iptal edilir. Örneğin horizontal'ı kapatırsam artık bu çizgim yatay olmak zorunda değil, istediğim gibi değiştirebilirim. Çünkü AutoCAD her zaman sizin tam olarak ne yapmak istediğinizi bilemez. O uygun olan, makul olan en doğru uygulamayı kendisi tahmin etmeye çalışır. Diğer eksik olan parçalarımızı da oluşturalım. Midpoint'ten aşağıya doğru dikmeler atmıştık hatırlarsanız. Ve çapraz atkılarımız. Evet. Az önceki şekilde yaptığımız uygulamaları burada yapacak olursak stretch komutunu uyguluyorum. 60 santim daha uzattığımda diğer şekilleri düzeltmeme gerek kalmadı gördüğünüz gibi. Ya da yatayda uzatmam gerekirse gördüğünüz gibi dikmeleri sonradan düzeltmem gerekmiyor. Yeni oluşan şekille beraber onlar da yeni şekillerini alıyorlar. Sadece dikeyler değil, gördüğünüz gibi simetrik olarak diğer tarafta kendi yolunu buldu. Arkadaşlar bu şekilde üzerinde tekrar düzenlemeler yapmamız gereken şekilleri oluştururken info butonu aktif iken oluşturursak bizim için daha sonraki düzenlemelerde kolaylık sağlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.